Göksel Bey'e de diğer arkadaşlara da iyi akşamlar diliyorum. Katkı sağlamak için katılmıyorum. Bunu bileyim bir kere. Ben dinleyemedim tamamını konuşmalarınızı. Yalnız Göksel Bey demiş ki Fenerbahçe işte bu imzalamıyor şeyi, karşı çıkıyor. Diğer 16-17 kulüp neyse bunlar imzaladılar. Burada yalnız Fenerbahçe'nin kaybı 35 trilyon içerisinde 2 trilyon olur demiş. Şimdi madde bir. Bu çalışmalar yapılırken ben Şekip Bey'in bu çalışmalara katılması için rica ettim ve kendisi katıldı. Göksel Bey'le çalışmalar yaptılar. Sonra yazı yazdım. Dedim ki bu ihale operasyonunu yaparken muhakkak Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon'dan bir kişi bu heyete katılsın dedim. Ama kimseyi katmadılar. Şimdi ihalenin şartnamesini ben bilmiyorum. Ben hiçbir kulübün de Göksel Bey'den başka bildiğini zannetmiyorum. Bu eğer biz bu şartnameyi bilsek konuşmamızı ona göre yaparız. Değerlendirmemizi ona göre yaparız. Biz bunun hiçbirini bilmiyoruz. Bunu federasyondan da hem de noterden gönderilerek yazıyla istedim. Göksel Bey'den birkaç defa istediğimi herhalde kendisi biliyordur. Kendisi de orada. Biz hiçbir şartlamayı görmedik. Ve ürün, kulüplerin ürünü. Satışı, evet, Kulüpler Birliği de dahil oldu. Benim geçen başkanlığı yaptığım dönemden başlatılan ve sonra da Göksel Bey'in çalışmalarıyla devam eden bir sistem içerisinde Kulüpler Birliği de katıldı. Ama Kulüpler Birliği de hiçbir kulübe bu şartname nedir diye vermediler ve göndermediler. Şimdi ben eğer 25 trilyonluk bir fark ediyorsa ben oradaki farkı da Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri ödemek kaydıyla yaparım, imzalarım. Ama mesele öyle değil. Mesele öyle değil. Kamuoyuna hem federasyon hem de Göksel Bey konuyu iyi biliyorsa o zaman açıklamalılar. Bu anlaşma ne zaman geçerli? Benim bildiğim kadar, yani benim mantıklı olarak baktığımda ben iş adamıyım ve müteahhitlik yaptım. 1 Haziran'dan geçerli. Şu anda çünkü bir mukavele süreci var, devam ediyor. 1 Haziran'dan itibaren bu kural, yani bu yapılan ihale hayata geçecek. Şimdi kur anlamında baktığınız zaman Göksel Bey'in söylediği 3260 liraya imzalıyoruz biz diyor. Halbuki ihale yapıldığı günkü kur 3360 lira. Arada 100 lira var. 250 bin ile çarparsanız bir yıl için, yani bu sene Haziran'dan yıl sonuna kadar olan değerlendirmede 25 trilyonluk bir fark eder. O da 2 trilyon Fenerbahçe için doğrudur. Ama ben öyle düşünmüyorum. Çünkü bu hadise ne zaman başlayacak? 1 Haziran'dan geçecek. Sonra geçerli olacak. 1 Haziran'da kur, soruyorum, 4 bin lira olursa, kur 4 bin lira olduğu zaman o zaman başlaması gerekmeyecek mi bunun? Ve o tarihteki 1 Haziran'daki kuru sabitlemek gerekmez mi? Eğer böyle olduğu zaman kulüplerin ne kadar kayıp ettiğini hep beraber göreceğiz. Ve yani önümüzdeki günlerde de bunu yaşayacağız. Peki kur 3 bin liraya düşerse eski Dijitürk, yani yeni kuruluş, o zaman yeniden gelip de ya kur düştü işte bundan dolayı böyle yapalım diyecek mi? Yani hiçbir şey bilmiyoruz. Evet. Evet, ben bir cevap vereyim. Soruları böyle. Yok, daha cevap verme. Şimdi siz bu anlaşmayı imzalarken 1 Haziran'dan sonra mı geçerli, bugünden mi geçerli? Evet. Şimdi başkanım, ne zaman geçer? Şöyle. Buyurun. Öncelikle teşekkür ederiz yayına katıldığınız için. Sağ olun. Bizim şartname günü dolar 3.26 idi. İhale yapıldığı gün 21 Kasım'da 3.36 idi. Oradaki 10 kuruşun... Ya Göksel Bey, şartlamede ne yazıyor? İhale günü mü geçerli diyor bu? 1 Haziran'dan mı geçerli? Şimdi mantıksal baktığım zaman ben bir ihale yapıyorsam... Ya beni dinle Göksel Bey, beni dinleyin. Ben... Eğer ihaleyi yapıyorsanız 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacaktır ve kur o gün sabitlenir. İhale yaptığım gün kur olmaz. Zaten öbür iş devam ediyor. İhale zaman, günü... Aziz Bey, ihale günü kur neyse Haziran ayındaki kurun başlangıcı o olacak.
Şartnamede bu yazıyor açık net. Ya böyle bir şartname böyle bir... Olur mu? Geçmişten biri de ya. Yayın ihalesi böyle yapıldı. Eskisine de böyle aynı usul. Abi, şartnamede şu yazıyor. 3.36 o gün. 3.26 şartname alındığı gün. İhale yapıldığı gün 3.36. İhale günü rakam neyse Haziran ayındaki başlangıç rakamımız odur. Efe tüfe yürür. Yarısı dolar, yarısı TL. Burada bir net, yanlış anlaşılacak bir şey yok. Şartnameyi biz hazırladık. Ya sen hazırladın, yanlış hazırladın o zaman. Ya bugünden tepe tüfe gülür mü kardeşim ya? Bu işlemde değil ki, işlemde olan ihale var. Aziz Bey, devam ediyor. Aziz Bey, geçmişte de böyle yapıldı. Hep aynı. Siz şartnameyi bir inceleyin. Sonra bir yayına beraber katılırız, beraber değerlendiririz. Olmayan şartnameyi ben nerede inceleyeceğim? Siz şartname... Göremiyorsunuz. Ben size de yazıyorum... Federasyona da yazıyorum resmi olarak, bana yazın gelmiyor ki şartname. Nerede inceleyeceğim? Aziz Bey, 18 bakın. Kulüp şartname açıklanacağı gün saat 11'de Kulüpler Birliği'nde toplandık. Sizden de temsilci vardı ve saat 4'te açıkladık. Ya açıkladın da kardeşim sen şartnameyi bana gönderdin mi? Bak böyle bu şekilde değil aslında, federasyonun yapması gerekir de gönderdiler mi? Bak ben bu şartlarda yapıyorum. Bak Göksel Bey. Şu anda mevcut bir ihale devam ediyor. Bu ihale 1 Haziran'dan sonra devam edecek. İhale devam etmiyor. İhale imzalandı, bitti. Ya bu değil kardeşim. Mevcut olan ihale devam ediyor. Tabii ki mevcut devam ediyor. Mevcut devam ediyor. Bu 1 Haziran'dan sonra geçerli. Sen bugünden o 1 Haziran'daki kulu nasıl sabitlersin ya? Aziz Bey, ihaleyi 1 yıl önce yapmak zorunluluğumuz var. Yasa bunu diyor zaten. Siz ihaleyi... Bir yıl önce yapmazsanız 2 ay kala ihale yapılmaz ki. Ya 6 ay önce yaparsın, 1 sene önce de yaparsın. Kuru da 1 Haziran'a koyarsın. Hangi tarihte başlayacaksa o günkü kuru sabitlersiniz kardeşim ya. Kanun bunu netleştirmiş. En geç 6 ay önce yapmalısın diyor. Bakın ben size bir laf söylüyorum. Diyorum ki 6 ayda 1 sene önce de yapabilirsiniz. Tamam. Kimse bir şey demez. Ama siz bunu geçerli olduğu tarihten, yani bunun bak bu... Mukavelerin geçerli olduğu tarihten itibaren koyarsınız kuru. Kuru bugünden bağlanır mı ya? O gün 3 liraya düşseydi ne olacaktı? Aynı şey. O zaman 3 liraya. Ama işte öyle bir hesaba gidemezsiniz. Geçmişte de şartnameleri çok açık net. Ya yarın Haziran ayında 3 liraya düşerse ne yapacaksınız? Ya Aziz Bey, 3'e düşse de 3.26'dan siz ödemenizi alacaksınız. Burada bir sıkıntı yok ki. Koskoca, ben 3'ü düşünmem ki. Koskoca Dijitürk 25 trilyonu ödemekten mi kaçıyor yani? Bakın. Hadise bu mu yani? Sizin, Aziz Bey, siz yayını herhalde takip etmediniz. Ben size şunu söyleyeyim. Bakın arada konuştuğumuz 3.26 ile 3.36. Bu yıllık nasıl hesap yaparsanız yapın 37-38 milyon TL'yi geçmiyor. 25 trilyon, 25 fazla geçmez. 25. Tamam bak daha güzelini söylüyorsunuz. 25. Benim hesabım ama, daha da yüksek. 125 milyon TL 5 yıllık. Siz... Doların o gün 3.26'dan aldığınızda bugün doların fiyatı ne? 3.8. Bugün adamın o günkünden bugün kaybı adamın nedir? 750 milyon TL 5 yılda. Ya adamın kaybı, kulüplerin kaybı ne oluyor kardeşim ya? Siz adamın kaybı diyorsunuz. Ya adamın o zaman fiyatı indirin aşağıya. Ya Aziz Bey. Yani aşağı gelsin ya. Siz adamın kaybı diyorsunuz. Ben kulübümün kaybından bahsediyorum ya. Aziz Bey. Aziz Bey. Kulübü de düşünmek zorundayız. Kulüpleri de düşünmek zorundayız. BN Spor'da düşünmek zorundayız. Bu yayın ihalesinin artışı %47.2 federasyon payıyla birlikte. Bu artış müthiş bir artış. Dolayısıyla bu konuyu tekrar değerlendiririz de yüzde. Türkiye'de kur böyle artarken sizin söylediğiniz bu artış olmaz. Keşke 300 milyon dolara tamamen şey üzerinden kuru dolar üzerinden yapılsaydı ya. Bir hesap çıkarın. Böyle ezbere konuşuyoruz. Ben de şimdi ezbere konuşuyorum sizle. Çıkaralım yıl yıl hesapları koyalım ortaya görelim hep beraber. Aziz Bey bugün... Nereye geliyor görelim. Bugün biz hiçbir şeyi ezbere konuşmuyoruz. Biz bu şartnamenin oluşumunda hep beraber bir aradaydık. Komisyon olarak çalıştık zaten. Siz ya komisyon yaptın da komisyonda ne Fenerbahçe var, ne Galatasaray var, ne Beşiktaş var, ne Trabzon var. Komisyonda vardık diyorsunuz ya. Siz, o zaman komisyonda vardınız. Beşiktaş kulübü başkanına da Galatasaray kulübü başkanına da hepsi bilgi aldı. Almayan, bilgi almayan yok ki. Peki bir şey söyleyeyim. Siz eğer bu ihaleyi yaptınız 100 milyon yani 100 lira dolarda artış farkı için mi yani bütün bu hadise?
100 lira değil, 10 kuruş. Hadise değil ya zaten. Hadiseyi yapan sizsiniz. 17 kulüp imzaladı. Hadiselik bir durum yok ki. İhale bitti. Hadiselik bir şey yok ya. O zaman niye kağıt istiyorsun bizden? Bizden kağıt istemeyi imzala o zaman. Fesat karıştırmış olun ihale, imzalayın. Bunu bizim TFF'ye vermemiz lazım. Zaten TFF ya, bunu imzaladı. Yayıncı kuruluşta. Ya yürür. Tamam, eğer şeyin... Biz zaten yürüyoruz Aziz Bey. İhale. Bak, yapılan ihalede bir ihaleye fesat karıştırma varsa gerekeni yapalım. Bunu bilin. Herkes bilsin. Burada size şunu söyleyeyim, bakın. Ha? Burada ihalede şeffaflık çok net, baştan beri. Dolayısıyla bütün mevcut hukukçular, diğer arkadaşlar bu işe vaziyet etti. Bunların çoğuna da sizden arkadaşlar da katıldı. Ama siz dışında bir şey yapılırsa ihaleye fesat karıştırır, haberiniz olsun. Hukuki süreç olarak elinizden gelen bir şey var, takip edersiniz. Ama biz şu an şartnameye her şey uygun şekilde devam ediyor. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Ben size de gelip bilgi verdim. Siz de... Şartnameye uygunsa zaten kimsenin söyleyeceği bir şey yok. Şartnameye uygun olmayan bir şey nasıl yaparız Aziz Bey? İhaleye fesat karıştırmış olur, bunu da bilin. Şartnameye uygun olmayan bir şeyin bizim içimizde olmasını düşünmeniz bir kere çok yanlış. O zaman nedir bu kavga? 2300 lira oldu. Kavga yok Aziz Bey. Ya, o zaman 2300 lira gerek. Ne yazıyorsa şartnamede onu uygulayacaksınız. Şartnameyi uyguladık zaten. Onu anlatmaya çalışıyorum. Siz şartnamenin üzerine biraz çalışırsanız daha iyi anlaşırız. Ben iyi biliyorum her şeyi. Sen merak etme. Sen benim yanımda biliyorsun. Yardımcıydın. Evet, doğru. Geçtin. Onu unutma. Ben Kulüpler Birliği'nde yayın ihalesinde sizin başkanlığınız döneminde katıldım. Tamam, onu bil yani. Öyle var. Bak, ben ne diyorsam sonradan herkes benim dediğim noktaya gelir. Bunu bilin. Şu an Aziz Bey şartnameye uygun olmayan hiçbir şey yok. Rahat olun. Mesele yok. O zaman mesele yok zaten. Yani ben o gün siz yoğundunuz. Geldim, size de anlattım. Tek tek kulüp başkanlarına anlattım. Onlar da bunu normal karşıladı. İnanıyorum ki siz de şartnameyi inceleseniz siz de imza atarsınız. Ben burada Aziz Bey'e karşı derken şunu söylemek istedim. Aziz Bey şu an imzalamadı. Değerlendirmenizi yaparsınız, imzalarsınız. Zaten bunu imzalasak da imzalamasak da yayın ihalesi yapıldığı günden sonra federasyon ve kurul bu imzayı attı. Yayıncı kuruluşta şu an işimiz bitti. Bunu söylemek istiyorum. Ya bitmesi önemli değil. Bak Göksel Bey, yine söyleyeyim. İhale fesat karıştırılırsa mahkemeye götürün, bunu herkes bilsin. Siz, bu kadar basit. Siz şartnameye uygun olmayan... Şartnameye göre yapılmışsa zaten yapacak bir şey yok. Aziz Bey, şartnameye zaten uygun olmayan ne varsa bunun takipçisi olun. Biz şartnameye uygun hareket ettik. O zaman bizden niye kağıt istiyorsunuz kardeşim? Yazı istiyorsunuz. İstemeyin o zaman. Bu muvaffakatname şunun içindir. 3.26 ile 3.36 arasındaki 10 kuruştan feragat ediyorum. Yarın öbür gün bununla ilgili talepkar olursanız bunun karşılığında bir belgedir. Bu özellikle yayıncı kuruluş için bir jesttir. Çünkü yayıncı kuruluş bugün ülkenin şartlarına baktığınızda bu yayın ihalesini bu rakama başka alacak bir yayıncı kuruluş olmadığını siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ya bak kardeşim, bir şey daha söyleyeyim. Yayıncı kuruluş bana geldi. Sizden 600... Herkese gitti, sadece size gelmedi. Bak, 18 kulübe gitti. Bana geldi de gitti de, bak ben sana anlatayım da sen de biraz bunu da kamuoyuyla bilsin. Ben onlara bunun diyeminin 500'den fazla olmadığını ben kendim söyledim. Sizden 600, 700, 800'ler derken ben 500 milyon doların normal olduğunu söyledim. Mesele yok. Ben bunu onlara ifade ettim. Ama bugün yapılan şartnamedeki değişikliğe karşıyım. Ya koskoca Dijitürk 500 milyon dolar verirken, yani burada 10 bin dolar için mi yani bu kağıtları istiyor ya? Böyle bir saçma bir şey olabilir mi? Bu öyle değil. Hesabı kitabı iyi yapalım, iyi koyalım. Bir, benim karşı çıktığım şu, bu şartname, bu ihale 1 Haziran'dan sonra geçerlidir. O zaman o günün şartlarıyla bunun olması gerekir. Ama siz bugün yaptığınız 6 ay sonra devam eden ihale varken onun üstüne bu ihaleyi çakıyorsunuz ya. Yanlışlık bu. Biz şartnameye uygun hareket ettiğimizi düşünüyoruz. Evet, şartname bunu söylüyor. Dolayısıyla orada bir sıkıntımız olmadığını düşünüyoruz. Şartnameye uygun hareket ediyorsanız o zaman kulüplerden bu yazıları almanıza gerek yoktur. Biz de bunu bir mutabakat olduğunu göstermek için, yayıncı kuruluşa destek olmak için bu imzaları aldık. 17 kulüpten de aldık. Siz de bir değerlendirin başkanım. Sonra tekrar bir yüz yüze ben gerekirse
Sizi şahsınıza gelir ziyaret ederim, açıklama ben, yaparım. Göksel Bey, ben değerlendirdim. Ben değerlendirmemi de anlattım, söylüyorum da. İhaleye fesat karıştırmak yok kardeşim. Onu herkes bilsin. Tamam mı? Aynı, biz de takipçisi oluruz. Biz kulüplerin hakkını, kulübümün hakkını ve diğerlerinin de kulüplerin hakkını vermemesi gerekir. Bu kadar basit. Aziz Bey, kimse hiçbir kulübün hakkını vermek istemez. Siz kulübünü yani, sahiplendiğiniz yani, kadar ben de kulübünü yani, sahipleniyorum. Veriyorsunuz ya kağıdı isteyerek. Kağıdı istemeyin, o zaman şartlama uygun. Ben mantıklı, karşılıklı bir takımsak, bu takımın bir tarafında yayıncı kuruluş varsa, bir tarafında kulüpler varsa, bu konuda destek olmaya her zaman varım zaten. Dolayısıyla ben bunu normal karşılıyorum. Ben yayıncı kuruluşa destek olup olmama anlamında konuşmuyorum ben konuşmamda. Benim söylediğim şu, bir ihale yapılmıştı. Bunun neyse şartları, bunlar bu yerine iki taraf içinde yerine getirilmelidir. Mesele odur. Tamam. Diğerleri değildir. Evet. Tamam mı yani? Sayın Başkan. Teşekkür ederiz Aziz Bey. Tamam. Teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. İyi akşamlar. Sağ olun. Sağ olun.